Bir arkadaşımız şöyle demiş, maaşımı aldım, memur maaşımı aldım, bugün memur maaşları yatıyor ve elimde hiçbir şey kalmadı diye. Kendinle de ilgili bir anket koysana demiş bir vatandaş. Bir başkası YouTube'da 6 kişi birleşip bir kişiyi yenemediler demiş. Kameraların önünde hala da bunun muhasebesini yapmıyorlar. Çok doğru bir yaklaşım. Millet İttifakı. Sayın liderler, siz ittifak olarak bu başarısızlığın bir muhasebesini yapıp kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Zannetmiyorum. Olsa şimdiye kadar zaten yapardınız. Yapmanız gerekiyor ama ittifak olarak çıkıp kameraların önünde özür dilemeniz gerekiyor. Biz bu durumda seçmeni mutlu edemedik. Onu hüsrana uğrattık. Çünkü zafere ulaşamadık. Başarıyı elde edemedik. Biz özür diliyoruz. Yaptığımız hatalarda bu diye çıkıp kameralar önünde bunun açıklamasını yapmanız gerekiyor. Ama adım gibi eminim ki onu da yapmayacaksınız. Onu da yapmayacaksınız. Ayıptır. Çok ayıptır. Çünkü bu insanları hüsrana uğrattınız. Çünkü bu insanları umutsuz bıraktınız. İYİ Parti lideri Meral Akşener siz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siz, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu siz, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu siz, Deva Partisi lideri Ali Babacan siz ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal siz çıkıp o 6 kişi kameraların önünde bize, seçmene, değişim isteyen insanlara hesap vermeniz gerekiyor. Demokrasi budur aslında. Eğer demokrasiyi gerçekten istiyorsanız ve demokrasiye inanıyorsanız. Bu da size dert olsun. Olsun mu? Olsun. Geldik. Bire dönelim. Bakın ekonomi haberleri saatlerimiz 19.33'ü gösteriyor şu anda. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Özel okullar. Özel okullarda bir tavan yok. Bir kontrol mekanizması da yok. Çünkü sistem yok. Yani hiçbir şeyde sistem olmadığı gibi eğitimde de bir sistem yok. O yüzden başıboşmuş gibi davranıyor. Ve o özel okullarda fiyatlar aldı gitti, gidiyor. Okul parayı alıyor, tamam mı? Okul parayı velilerden alıyor. Öğretmenine dahi insanca yaşamak adına dağıtmıyor. Peki bu para nereye gidiyor? Özel okul ücretleri güncellendi. Yeni fiyatlarsa dudak uçuklattı. Artış oranlarında %65 sınır var ama uyan yok. 2 yılda gelen zam oranları %300'ü aştı. 100 bin liranın altında olan ücretler artık 400 bin liraya dayandı. Peki eğitim ücretlerinde sınır tanımayan özel okullarda eğitimcilerin ekonomisi nasıl? Öğretmenlerimizin çok önemli bir kısmı asgari ücret seviyelerinde, hatta daha da aşağısında alanlar var biliyoruz. Geçmiş dönemlerde özel okul öğretmenleri kamudaki öğretmenden daha düşük maaş alamaz adı altında bir madde çıkarıldı. Bu maddenin ömrü uzun sürmedi, kaldırıldı. Tablo daha kötüleşti. Bir özel okul öğretmeninin aldığı en düşük maaş 6.000. Sektörde ortalama maaş 8.506 lira, yani asgari ücret. Mutlaka bir taban maaş sınırlaması getirilmesini her seferinde söylüyoruz, belirtiyoruz. Şu anda biz ne yaparsak yapalım, bizim aldığımız zamlarla öğretmeni mutlu etme şansımız her geçen gün daha azalıyor. Sıkıntıları düşük maaşla sınırlı değil. AGİ denilen eğitime hazırlık ödeneği denilen çeşitli ödeneklerin ödenmediğini ya da maaş içerisinde gösterildiğini biliyoruz. Ek ders ücretlerinin ödenmemesi, nöbet ücretlerinin ödenmemesi gibi, eksik sigorta priminin yatırılması gibi çok ciddi sıkıntılar var. Bu da denetimsizlikten kaynaklanıyor açıkçası. Özel okul öğretmenlerinin sözleşmeleri her sene yenileniyor. Eğer yenilenmezse işsiz. Çoğu öğretmen o korkuyla görev tanımının dışında çalıştırılıyor. Mobbinge sessiz kalıyor, hatta tehdit ediliyor. Bir özel okul sadece bir öğrenciden yılda en az 186 bin lira kazanırken aynı kurumda çalışan bir öğretmenin ortalama yıllık geliri bu tutardan 84 bin lira daha az.